Peki, sizce MHP baraj sorunu yaşar mı? Kamuoyu yoklamalarında yaşayabileceği yolunda belirtiler var. Yani benim görebildiğim mesela MAK'ın yaptığı son kamuoyu yoklamasında 6,3 görünüyor. Bu yani hala AK Parti'nin %40'lara yakın göründüğü bir kamuoyu yoklamasında MHP'nin düştüğü durumu göstermesi bakımından ilginç. Kaldı ki ben biraz önce söylediğim gibi bu iktidara kamuoyu yoklamalarında görünen %40'ların bile pek öyle olmayabileceği kanaatimi ifade etmiştim. Şimdi biraz yüksek gibi görünen bu oranlar %6,3 olarak MHP için söz konusuysa o bile kuşkulu demektir ki bu durumda sizin sorunuzda yatan kuşkunun gerçeğe dönüşme ihtimali her zaman var gibi görünüyor. Tabii ittifak içerisinde iki parti bu. Belki son tahlilde kendi ellerindeki kamuoyu yoklamalarında da %7 barajının MHP için tehlike arz ettiğini görüp başka bir formülle yani ortak bir listelerle kamuoyu karşısına çıkmaları da düşünebilirler diye ben şahsen düşünüyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan bakanların farklı şehirlerden aday gösterileceğini söyledi. Ama işte bu bakanlardan bazıları da çok tartışmalı isimler oldu. Yani hatta iktidar seçmeni bile zaman zaman bazı şeyleri tartıştı. Yani davranışlarını tartıştı, tercihlerini tartıştı. Bu sizce makul bir yol mu? Yani kendi bölgeleri dışındaki yerlerden aday gösterilmeleri. Şimdi kendi bölgeleri dediğiniz zaman bu kişiler için yani şu anda bakanlık konutunda oturan kişiler için zaten öyle bir şey yok. Yani eskiden bakanlar genellikle milletvekili sıfatını da taşıdıkları için eski sistemde onlar seçim bölgelerinde hiç değilse varlıkları bilinen insanlardan oluşurlardı bakanlar kurulu. Ama bu dönemde yani başkanlık sistemine geçildikten sonra bakanlar zaten arkalarında siyasi bir güce sahip olmadıkları halde seçiliyorlar. Yani onlar milletvekilliği olmak için çaba göstermiş, dolayısıyla da seçmen kitlesine hitap edebilecek durumda insanlar değiller. Kimisi hatta iş adamıydı, iş adamlığını bıraktı, bakan yapıldı. Muhtemelen gün sayıyordur bir an önce tekrar işlerinin başına dönmek için. Veya bürokrasiden getirildiler. Yani bürokratken çok daha rahat hareket edebiliyorlardı. Şimdi ise başkanlık sisteminde hep yukarıya doğru bakıp talimat bekleyen birer insana dönüştüler. Çünkü başkanlık sistemi için doğru olan da böyle bir davranış tarzı. Amerika'da da başkanlar aslında yanlarına bakan seçmiyorlar. Her ne kadar bakan ismini taşısalar bile bazılarının isminde de hatta sekreter oldukları geçiyor. Başkanın sekreterleri. Şimdiki durum da böyle. Yani bu insanları, şu andaki bakanları seçmen karşısına çıkartmak aslında parti için biraz riskli bir durum. Onu da göz önüne tutarak herhalde onları seçilebilecekleri, yani neresinden seçilebilirler? Kendi memleketlerinden. İşte Cumhurbaşkanı yardımcısı Yozgatlı, dolayısıyla onu Yozgat'ta. Diğerlerinde kendi memleketlerinden aday gösterelim diye düşünmek yerine onları daha fazla tanınmayabilecekleri ve dolayısıyla da Bir kısmı deprem bölgesi zaten. tabii sıfatlarıyla belki önem taşıdıkları yerlerden aday göstermeyi tercih ediyorlar. Ama bu olay bende biraz şaşırtıcı bir hava, bir his uyandırdı. Yani netice itibariyle hatta 17 bakanın birden böyle milletvekili adayı olarak Cumhurbaşkanı tarafından düşünüldüğünü kendi ağzından duyunca acaba kaç bakan vardı şu anda da 17'sini milletvekili yapmak istiyor tarzında bir soru üzerine baktım hakikaten sadece 17 bakan zaten hükümeti oluşturuyor. Yani bakanların hepsini çırağa çıkarmak derlerdi eskiden. Evet. Zannediyorum öyle bir şekilde milletvekili çıkarmaya karar vermiş görünüyor Cumhurbaşkanı. Acaba neden?
Yani netice itibariyle onlar içerisinde herhalde çok değerli, kendisine katkıda bulunmuş insanlar da vardır ve yeniden kazanacağı bir hissine sahipse gelecek dönemde de onlardan istifade etmeyi bakan olarak düşünmesi gerekir. Çünkü milletvekili seçildikleri takdirde bakan olamayacaklar. Bakanların milletvekili... Ama dokunulmazlıkları olma... olacak. Efendim? Dokunulmazlıkları olacak milletvekili seçildiler. Şimdi işte oraya geliyoruz. Yani onları tekrar bakan göstermeyecek demektir milletvekili olduklarına göre. Çünkü milletvekili olarak bakan olduklarında milletvekilliklerinden istifa etmeleri gerekecek. Evet. Böyle kendi gruplarını azaltmak sonucunu doğuracak bir şeyi Cumhurbaşkanı'nın düşünmemesi lazım. Neden acaba diye düşündüğümde aklıma biraz önce sizin söylediğiniz gibi dokunulmazlık zırhına onları kavuşturmak geliyor. Bu olabilir tabii. Yani belki de baştan böyle bir pazarlık söz konusu bile olabilir. Yani neticede bize görevler veriyorsunuz. Bu görevler çeşitli sorumluluklar taşımayı da gerektiriyor. O sorumluluklar içerisinde bizim sonradan başımızı ağrıtacak bir takım şeylerle karşılaşmamız mümkün olabilir. Acaba bizim de milletvekili olarak dokunulmazlığa sahip olmamız düşünülür mü diye belki de söylenmiş de olabilir daha önceden. Ve onun gereği yerine getiriliyor olabilir. Böyle bir düşünceyle de olabilir. Ama ikinci bir düşünce bu arada zihnime geliyor. O da şu, yani demek ki bizzat ANAP Genel Başkanı'nda olan Cumhurbaşkanı ve bu bakanlar seçimde başarılı olamayabileceklerini şu sırada düşünüyorlar. Evet. Olmalılar ki böyle bir hesabın her iki taraf tarafından, yani hem ANAP Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı, yani Cumhurbaşkanı tarafından, hem de tek tek bu bakanlar tarafından bu seçimde başarılı olmama ihtimali yüksek görünüyor olmalı ki daha şimdiden bu konuları